sivil toplum faaliyetidir, özel şirkettir. Şimdi Türkiye kökenli olup da Almanya'da iş işleten 50 bin tane Türk var. Gidip kapatıyor musunuz? DHKPC'ye sempatiyle bakan var, PKK'ya sempatiyle bakan var. Yani önemli olan ölçü şudur. Somut deliller üzerinden bu adamlar casusluk mu yapıyor? Üst takıl diye böyle bulutsu, komplovari, CIA'yı kastediyorlar bazen falan. Yani ben Yaşar Hoca'yı demiyorum ama. Yani üst takıl, Bülent Arınç da söylüyor bunu. Ya üst takıl varsa ispatla ortaya koy kardeşim. Merkel dedi ki, biz sizi dinledik dedi. Ders gibi gel bastı dedi. Cevap verebildi mi hükümet? Veremedi. E onlarla mücadele et. Neyini dinlettin, nesini dinlettin, neden susuyorsun, sus pus oluyorsun, neleri kaptırdın acaba? Bunları konuş. Gariban sivil toplum kuruluşunu bulmuşsun, 500 dolara çalışan adam. Gidiyorsun, yükleniyorsun ve 10 aydır devletin bütün imkanlarını, itibarını ve prestijini kullandığın halde hiçbirini de kapatamıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine verecek en büyük zarar budur. Çünkü bir sermaye harcıyorsunuz onun için. Diplomatik enerji harcıyorsunuz. Bir saat baş başa kalıyorsunuz bir devlet yetkilisiyle. 3 konu konuşabilirsiniz. Bir tanesi bu ve boşuna konuşuyorsunuz. Oranın hukukuna göre yapılmış şeyler ve karşınızdaki muhatapları, ki bu muhataplar oralardaki Türk okullarının veya hizmet okulları demek daha sosyolojik olarak doğru, hizmet okullarının yetkililerine gidip aktarıyorlar. Çünkü çocuğu okuyor. Nijerya Cumhurbaşkanı'nın çocuğu orada okuyor. 1000 dönüm arazi vermiş, buraya da üniversite yapın diyor. Hastane yapın diyor. İşte gidiyorsunuz Pakistan'a, Pakistan eyalet başbakanı 800 dönüm arazi vermiş, okullarınızdan çok memnunuz. İşte bunu, işte şeye gidiyorsunuz, Irak Kürdistan'a gidiyorsunuz. Hem Barzani'nin hem Taliban'ın çocukları burada okuyor. Bu insanlar zannediyor musunuz ki hiç istihbaratları yok, hiç takip etmiyorlar. Onlara Amerikalılarla konuşmuyorlar, Putin'le konuşmuyorlar, dünyadan habersizler. Çocuklarını casuslara teslim etmişler. Yani bu çocukça ve o insanlara hakaret ve bunu da dile getiriyorlar. Bunlar bizi aptal mı kabul ediyorlar? Yani biz New York Times'daki manşetleri okumuyor muyuz? Biz BBC'nin yayınladığı sıfırlama konuşmasını dinlemiyor muyuz? Biz her gün Washington Post'u takip etmiyor muyuz? Türkiye'de hükümetin ne kadar zor durumda kaldığı ve darbe diye o saatleri, kutuları falan bir hikaye, bir efsane, bir mit üzerinden formüle edip seçmen kitlesinin beynini yıkamaya çalıştığı çok ortada. Burada da Hizmet Hareketi kurban olarak seçilmiş durumda. Hizmet Hareketi'nin bazı mensuplarının Türkiye'de yapmış olduğu hatalar olabilir. Buna objektif olarak bakalım. Polistir, şeydir, savcıdır, bunlar hata da yapmıştır. Bazıları Hizmet Hareketi'ndendir, bazıları değildir. Bazıları kendilerini öyle göstermiştir. Bilemeyiz. Ergenekon davaları, balyoz davaları süresince Hizmet Hareketi'nin medyası bazen yanlış durumlarda sergilemiş olabilirler. Bazı öz eleştirileri de duyuyorsunuz ama bunlardan yola çıkıp da yurt dışındaki okulları kapatmak, mezarları bile orada olan adamları, öldüklerinde bile dahi geriye dönmeyen insanları gidip de böyle düşman ilan edip üst akıl, ajan, bilmem ne, hem kendinize hakaret ediyorsunuz hem karşı tarafa hakaret ediyorsunuz. Kendinize hakaret niye? Çünkü itibarsızlaştırıyorsunuz, milletinizi itibarsızlaştırıyorsunuz. Bir de onlara diyorsunuz ki sen aptalsın, 20 yıldır hiçbir şeyi göremedin, senin ülkenin içerisinde bu kadar ajan, bir de nerenin ajanı ya, bunu bir söyle bakalım. Böyle yani, o kadar cesursunuz, dünya liderisiniz falan filan, bir açıktan anlat bakalım. Hangi ülkeye nasıl ajanlık yapmışlar? Hangi bilgiyi çalıp nereye taşımışlar? Bunun bir tane bile delili yok. Ben yıllardır Hizmet Hareketi üzerine akademik çalışma da yapıyorum. Pek çok konferans organize ettim. 5 tane sadece benim kendi İngilizce yayınlanmış Hizmet Hareketi kitabım var. Binlerce makale yazıldı. Gazete makalesi demiyorum. Binlere yakın makale yazıldı. Objektif bakanlar var. Aleyhte bakanlar. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir tanesi bunlara...